V-Site'dan bahsedeceğiz, uzaktan yardımdan bahsedeceğiz, neden bunun gerekli olduğundan bahsedeceğiz. Ve bunun üzerine birkaç use case örneği de veriyor olacağız. Burada şunu belirtmekte fayda var. Uzaktan yardım aslında tüm dünyada oluşan bir konsept ve şu anda tüm dünyada bir sürü firma bu konsepte yavaştan geçiş yapıyor. Aslında bizim burada kullandığımız argümanlar, kullandığımız şeyler sadece şu anda içinde bulunduğumuz mevcut durum için geçerli değil. Aynı zamanda belli durumlarda zaman kısıtının olduğu durumlar için de çok çok önemli. Zaman kısıtının olduğu durumlarda da firmaların, eksperlerinin sahaya bağlanması, ekspertizlerini sahaya göndermeleri açısından çok çok önem arz ediyor. Bu açıdan bakmak lazım aslında konuya ama tabii ki şu an içinde bulunduğumuz süreç içerisinde ciddi manada bir ihtiyaç var buna. Çünkü sahaya gidemiyoruz, sahadaki problemleri çözemiyoruz. Sahaya gidemediğimiz zaman, problemleri çözemediğimiz zaman veya müşterilerimizin yanında olmadığımız zaman bu çok ciddi efor kaybına sebep oluyor. Üretim hatlarının durmasına sebep olabiliyor vesaire. Bunlardan bir miktar bahsedeceğiz. Burada V-Site'dan bahsediyoruz ve çözdüğümüz problem aslında bizim makine üretim firmalarının gerekli bilgiyi hızlı bir şekilde sahaya gönderememesi. Bunun önünde birkaç engel olabiliyor dediğim gibi seyahat kısıtları olabiliyor veya bunun haricinde kişi o anda belli bir noktadan diğer yere gitmesi ciddi manada zaman alabiliyor. Bu zaman aldığı için de aslında bu noktada o bilginin, o ekspertizin sahaya gitmemesi o firma için çok ciddi para kayıplarına, efor kayıplarına, müşteri memnuniyetsizliklerine sebep olabiliyor. Bu noktada biz V-Site olarak şöyle yapıyoruz. Aslında uzaktan yardım sayesinde firmanın çalışanlarının hızlı bir şekilde tüm bilgi birikimlerini aktarabilmelerini sağlıyoruz. Burada kullandığımız belli teknolojiler var ama bu teknolojiler sadece birer araç bizim için. Asıl odaklandığımız konu bilginin paylaşımının çok rahat yapılabilmesi, bilginin paylaşımının önündeki engellerin çok rahat kaldırılabilmesi. Ana odak noktamız da bu oluyor. Burada arttırılmış gerçekliği kullanıyoruz, akıllı gözlükleri kullanabiliyoruz. Bu tabii ki şey değil, bir şart değil. Biz akıllı gözlükler haricinde de buradaki bilgi paylaşımını çok rahat bir şekilde yapılabilmesini sağlıyoruz. Ve bunun o firmanın kendi bilgi flow'u içerisinde, bilgi akışı içerisinde de çok rahat bir şekilde entegre olabilmesini sağlıyoruz aslında. Bir örnek vermek gerekirse, şu anda zaten birazdan canlı örneğini de göreceğiz burada. O firmanın, bir uzmanının şu an sahaya bağlanıp sahadaki bir problemi çözebilmesini, belli adımları gösterebilmesini ve burada dinamik bir şekilde neler yapılabildiğini sahaya gösterebilmesini görüyoruz. Genel itibariyle yapıya baktığınız zaman da aslında bir uzman kendi bilgisayarı başından sahadaki personele bağlanabiliyor. Burada bir akıllı gözlük de olabiliyor, burada bir telefon da olabiliyor. Bu noktada herhangi bir fark etmiyor ikisi açısından veya sahada bulunan farklı açılarda işte kullanıcılar da olabiliyor. Birden fazla kullanıcı aynı problemi çözmek için veya birden fazla uzman aynı problemi çözebilmek için de aynı anda sahaya bağlanabiliyorlar. Mevcutta 6 farklı dili destekliyoruz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle de farklı ülkelerden olan uzmanlar, farklı ülkelere verilen uzmanlıklar için burada farklı dil desteklerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve bu dil destekleriyle beraber de aslında aynı dilde konuşmayan insanların da çok rahat bir şekilde birbiriyle iletişime geçebilmelerini, hatta şu anda translate özelliğini ekledik. Aynı dilde konuşmayan saha personelleri ve uzmanların da birbirlerine farklı dillerde mesajlar gönderebilmesini ama aynı zamanda bizim sistem bunun otomatik olarak çevrimini sağlıyor. Bu da çok hızlı bir şekilde aynı dilde konuşmayan insanlar bile olsa birbirlerine yardımda bulunabilmelerini sağlıyor. Genel itibariyle baktığımız zaman da buradaki aslında
faydalara baktığımız zaman, uzaktan yardım, uzaktan onarım konularının faydasına baktığımız zaman da işte kişinin sahada bulunabilmesini, sanki sahadaymış gibi çalışabilmesini sağlıyoruz. Çok kolay bir şekilde ortak çalışmalar sağlıyoruz. Bu şu demek aslında, diyelim ki işte bir parçanın, bir üretilen bir parçanın birden fazla versiyonu olabiliyor. Bu versiyonların hızlı bir şekilde sahada denenmesi, sahada olup olmayacağının uygunluğunun denenmesi gerekebiliyor. Veya bunun haricinde belli firmaların ürün satışlarının arkasından functional acceptance testler yapılması gerekiyor. Bu testlerin de müşteri tarafından sahada yapılması gerekiyor. Biz bu süreçlerde firmaların uzaktan hızlı bir şekilde herhangi bir ekstradan bir noktadan belli bir yere gitmeden yapabilmelerini sağlıyoruz. Dediğim gibi burada teknolojik açıdan herhangi bir kısıt yok. Akıllı gözlükler sadece bunu bir seviye üste çıkarıyorlar. Ama akıllı gözlükler haricinde de normal telefonlar, Android, iOS telefonlarda platform tarafından destekleniyor. Tabii burada iki yönlü video konuşması haricinde, bunun haricinde diyagramların, videoların nasıl yapılırla ilgili belli parçaların, PDF'lerin de paylaşılması gerekiyor. Bu noktada da platformun bunları da sağlayabilir halde olması çok çok önem arz ediyor. İki tane case vereceğim burada ben. Bu case'ler üzerinde işlem yapacağız aslında. İlki bir uzmanın sahaya giderken işte uzaktaki bir yerde, örnek veriyorum, Almanya'daki bir uzmanın Türkiye'de veya Hindistan'da veya Malezya'da veya başka bir ülkede, Polonya'da bulunan bir fabrikaya destek vermesi case'i var. Burada bir ağaç işlemeyle ilgili bir firma örneğini veriyoruz. Bunların bir CNC makineleri olsun. Bu CNC makinesi işte normalde işte first level support'u verirken o kişinin hızlı bir şekilde, uzmanın hızlı bir şekilde sahaya gitmesi gerekiyor. Sahada bulunan problemi çözebilmesi için. Burada tabii o uzmanın hem belli periyotlarla, eğitimlerle farklı versiyonları sahadaki kişilere aktarması çok önemli. Ve bu aktarım içinde her defasında belli bir noktadan, belli bir ülkeden diğer ülkeye gitmesi gerekiyor. Bu da ciddi manada zaman kaybına sebep oluyor. Aynı zamanda bir uzmanı götürdünüz ve o uzman bir makine tipinde yetkinlik sahibi. Ama her zaman bu böyle olmuyor. Farklı makine tipleri, farklı CNC makine tipleri de olabiliyor müşterilerde bulunan. Bu durumlarda da aslında o anda farklı makine tiplerine sahip firmalarında uzmanlıklarını çok rahat bir şekilde sahaya götürebilmelerini sağlıyoruz. Bu noktada baktığınız zaman aslında mevcutta şu andaki dünyadaki durum dediğimiz gibi çok çok kritik. Hiç kimse hiçbir yerden, bir ülkeden diğer ülkeye gidemiyor. Ama bu olsa bile belli noktalarda bu uzmanlıkların sağlanması, uzmanlıkların sahaya götürülmesi zaman alabiliyor. Bu zaman demek de aynı zamanda para demek firma için. Bu noktada biz zaten hızlı bir şekilde müşteriyle beraber olmayı sağlıyoruz. Bunun haricinde ikinci case'de eğer ki fabrika işte uzmanın gitmek istemediği bir noktadaysa, uzmanın o anda varmak istemediği bir noktadaysa, bu noktada da aynı şekilde işte vize çalışmaları çok çok uzun sürebiliyor veya bunun haricinde dediğimiz gibi şu anda dünyada olduğu gibi kimsenin başka bir noktaya gidemediği bir zaman aralığındayız. Bu açıdan da firmaların o andaki uzmanlıklarını, uzmanların evden bile olsa, evden çalışıyorlar bile olsalar hızlı bir şekilde sahaya gönderebilmeleri çok çok önemli. Sahada bulunan problemleri anında çözebilmeleri, müşterileriyle beraber olabilmeleri çok çok önemli. Biz bu noktada zaten firmaların hızlı bir şekilde o çalışmaları yapabilmelerini, uzmanları sahaya bağlayabilmelerini, bu uzmanları sahaya bağladıkları zaman da her türlü bilgi birikimini çok kolay bir şekilde paylaşabilmelerini sağlıyoruz. Birkaç örnek vermek istiyorum ben burada. Özellikle otomotiv veya otomotive yakın firmalardan. Siemens var mesela bu noktada. Schneider Electric var. MAN Volkswagen grubunun aynı zamanda firması. Turkcell var, Arçelik var.
Bunun haricinde de büyük firmalar hakkında birkaç bilgi vermem gerekirse örnek veriyorum. MAN firması burada Türkiye'de bulunan fabrikalarında bir problem olduğu zaman globalde bulunan uzmanlarının çok hızlı bir şekilde sahayla olan iletişimini sağlayabiliyor. Bu sahada bulunan problemler olduğu zaman da aslında aynı zamanda Türkiye'de bulunan iki fabrika arasında da bir uzmanlık paylaşımı gerektiği zaman burada bunun çok kolay bir şekilde yapılabilmesini, çok hızlı bir şekilde yapılabilmesi çok kritik önem arz ediyor. Belli durumlarda sizin kullandığınız bu uzmanlık aktarımı belki yıl içerisinde 15 defa olacak, 20 defa olacak. Ama bu 15-20 defa o kadar kritik olacak ki sizin hem müşteri memnuniyetiniz açısından hem de fabrika içerisinde, firma içerisinde de buradaki bu uzmanlığın aktarımı o anda tüm işin yapılışı ile ilgili ciddi manada zaman kazandıracak firmaya. Bu açıdan da aslında firmaların bunu yapmaları ciddi manada bu şekilde bakmaları uzaktan uzmanlığa ciddi manada önem arz ediyor. Aynı şekilde şu örneği vermek gerekiyor bir de. Belli durumlarda kişiler tatile de gidebiliyorlar ve buradaki problemlerin ne aralıklarda olacağı hiç belli olmuyor. Bu durumlar içinde aslında herkesin çok daha rahat bir deneyim sahibi olabilmesi açısından da firma için ve aynı zamanda çalışan memnuniyeti açısından da ciddi manada önem arz ediyor burada uzaktan yardımı sağlayabilmek. Bizim ürünü paketlendirmemiz zaten hani genel ürün özellikleri haricinde de dört farklı paket şeklinde sunuyoruz ürünü. Bu da aslında firmanın ihtiyacına göre farklı paketlere sahip olması ve bu paketler dahilinde de kendi uzmanlıklarına göre belli paketleri satın alıp onun üzerinden işlem yapabilmesini sağlıyor. Uzman başına bir fiyatlandırmamız var. Bu uzman başına fiyatlandırmada aslında firmanın çok rahat bir şekilde floating license'la o anda belli bir yerdeki problemi çözüp ardından farklı bir problem için farklı bir uzmanı görevlendirebilmesini sağlıyor. Bu da firma için ciddi manada cost cutting sağlıyor. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Şu anda webinar'e katılan kişilerin tümüne ürünün tüm özelliklerinin olduğu Ultimate paketi biz ücretsiz bir şekilde denetmek istiyoruz, denetirmek istiyoruz. Bunun için de zaten yakın zamanda webinardan sonra da her türlü duyuruyu yapacağız. Lütfen istediğiniz gibi kullanabilirsiniz, istediğiniz gibi çalıştırabilirsiniz. Kendiniz de buradaki faydayı rahat bir şekilde görebilirsiniz. Donanımlarla ilgili çok soru gelebiliyor. Bizim buradaki yaklaşımımız firmayı tek bir donanıma bağlı bırakmamak. Çünkü belli noktalarda belli çözümler, belli donanımlar çok daha etkili olabiliyor, çok daha faydalı olabiliyor. Biz bu yüzden donanım bağımsız çalışıyoruz. Yani piyasada bulunan tüm Android, iOS akıllı gözlükleri destekliyoruz. Ama bunun haricinde Android, iOS akıllı telefon ve tabletleri destekliyoruz. Pardon. Bunun haricinde de akıllı gözlükler, piyasada bulunan tüm akıllı gözlükleri de destekleyen bir altyapımız var. Burada tabii firmalar hangi gözlüğü seçmek istiyorum, hangi türden bir gözlük benim çalışma şeklim için önemli olur şeklinde sorular da sorabiliyorlar. Burada de asıl bakış açımız özellikle şu anda Türkiye'deki otomotiv sanayi ile ilgili her türlü kurumun herhangi bir şekilde işlerinin yavaşlamaması, bir uzmanlık varsa ortada o uzmanlıklarla ilgili her türlü yardımın sağlanabilmesi, işlerin durmaması aslında biz de bu şekilde bakıyoruz. Bu noktada B-Site olarak yardımcı olabileceğimiz her türlü konuda yardımcı olmaya kendimize borç biliyoruz aslında. Lütfen eğer ki bir sorunuz varsa da bu noktalarda cevaplamaya hazırız her türlü.
Tabii burada farklı donanımların farklı özellikleri oluyor. Belli noktalarda çok daha endüstriyel yapıya uygun halleri olabiliyor. Bu açıdan çok daha efektif olan belli donanımlar var. Mesela RealWear, Vuzix gözlüğü, bazı durumlarda Epson çok daha etkili olabiliyor. O açıdan bu noktada da eğer sorunuz bulunuyorsa her türlü yardımcı olmak isteriz. Ama tüm akıllı gözlükler haricinde dediğim gibi akıllı telefonlar ve tabletler üzerinden çalışmanın şöyle bir avantajı oluyor. Bizim mevcutta bir kişinin diyelim ki farklı bir ülkede bir fabrika olsun, İtalya'da bir fabrika olsun, İtalya'daki bir fabrikayla çalışmak için hiçbir donanım alınması gerekmiyor, hiçbir özel bir donanım yapılması gerekmiyor, hiçbir yazılım kurulumu da gerekmiyor vSight açısından. Burada zaten bulut tabanlı bir altyapı var, bir yazılım var. Bizim yazılımlarımız vSight Remote şu an Android Play Store ve Apple App Store'da bulunuyor. Ücretsiz bir şekilde indiriliyor. Bu uygulamalar ücretsiz bir şekilde indirildikten sonra da zaten firmanın admininin sadece onlarla bir kullanıcı adı şifre paylaşması yeterli oluyor firmanın hızlı bir şekilde çalışabilmesi için. Bu arada tekrar söylemek istiyorum. Yeni katılanlar var webinare. Her türlü sorunuzu lütfen soru bölümüne yazın. En son oradaki soruları da cevaplamaya çalışacağız. Her türlü yardımı sağlamaya çalışacağız. Mevcutta şu an Türkiye bizim ana yuvamız, Ar-Ge'mizi yaptığımız yer İTÜ Teknokent'teyiz. Bu Ar-Ge'mizi yaptığımız yer İTÜ ve Türkiye haricinde de biz dünyada da satış partnerleriyle ilerliyoruz. Şu anda Singapur'da, Hong Kong'da, İtalya'da, Almanya'da, İngiltere'de, Kanada'da, İsrail'de, Polonya'da satış partnerlerimiz bulunuyor. Bu satış partnerleriyle de o ülkelerde bulunan müşterilerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Genel itibariyle bunları söyleyebilirim. Şimdi ben direkt canlı demoya geçmek istiyorum. Bu canlı demoda da size ürünün vSight Remote'un hızlı bir şekilde nasıl olabildiğini burada göstermeye çalışacağım. Dediğim gibi burada şu anda size göstereceğim alan uygulamanın kendisi. Önce bir admin paneli göstermek istiyorum. Biz her firmaya bir admin user veriyoruz. Bu admin user'ı firmanın kendisinin hızlı bir şekilde tüm çalışanlara, tüm onun haricinde tüm saha personellerine kullanıcılar açmasını veya vSight'ı kendine göre özelleştirmesini sağlayan bir altyapı. Bu altyapı sayesinde aslında firma istediği anda hiç başka kimseye ihtiyacı olmadan ürünle ilgili her türlü değişikliği kendisi sağlayabiliyor. Burada gördüğünüz ana dashboard, dediğim gibi her firmaya bir admin hesabı veriyoruz ve bu admin hesabı üzerinden işlem yapılıyor. Bu dashboard'tan işte benim sistemimde kaç tane kullanıcı var, kaç tane odam var, kaç tane session yaptım, bu sessionlar ne kadar süre sürdü, en son sessionlar hangileri, neler yapıldı buralarda, bunları görebiliyorum. Ve aynı zamanda kullanıcılar bölümünden de ben burada benim için önemli olabilecek tüm kullanıcıları, bu kullanıcıların ayrıntısını görebiliyorum. Ben burada bir kullanıcının özelliklerine baktığım zaman da bu kullanıcı hangi odalarda, bu odalarda hangi işlemleri yapıyor, bu kullanıcının rolü neler vesaire, bunların hepsini görebiliyorum. Aynı zamanda ben burada kullanıcının şifresini ve QR kodlarını da üretebiliyorum. Örnek veriyorum, bir Field kullanıcısı için burada bir QR kod var. Bu QR kodu karşıdaki sahadaki kullanıcıyla paylaştığım zaman ve o da uygulamadan bunu kullandığı zaman, okuttuğu zaman otomatik olarak odalara giriş yapıyor. Buradaki sanal odalara. Biz vSight'ta sanal oda mantığı kuruyoruz. Bu sanal oda mantığında da siz belli kullanıcılara belli yetkiler veriyorsunuz. Yani diyorsunuz ki işte bu kullanıcılar sadece şu odaya girebilsin ve bu odada işlem yapabilsin. Bu da aynı zamanda mesela örnek veriyorum, sizin farklı farklı kullanıcılarınız var ama farklı farklı fabrikalarınız var ve farklı farklı işleriniz var. Burada hepsine göre ayrı odalar açmak, ayrı roomlar yaratmak ve bu roomlar üzerinden işlem yapmak en mantıklısı oluyor. Burada gelip ben aynı zamanda buralarda yapılan işlemlere baktığım zaman da işte burada yapılmış olan işlemin en son bir archive'ı var mı? Bu archive'lar kaç megabayt? Ben bunu indirebilir miyim? Şu anda uygun mu?
vesaire görebiliyorum. Bu da aslında o andaki görüşmelerin kayıtları, bu kayıtların aynı zamanda sistemde tutulmasını sağlıyoruz. Burada dediğim gibi en son session'lara bakılabiliyor ve firmanın kendi storage'ına vesaire de bağlanabiliyor buradaki tüm kayıtlar vesaire. Ben şimdi uygulamanın kendisine gireceğim. Burada da dediğim gibi aslında hiçbir kurulum gerekmiyor. Web bazlı bir uygulama. Bu web bazlı uygulama üzerinden her türlü işlem yapılabiliyor. Ben burada kendi kullanıcı adı şifremle, az önce adminim tarafından benim için üretilmiş olan kullanıcı adı şifreyle ben sisteme giriş yapacağım şu anda. Burada dediğim gibi farklı dilleri destekliyoruz. Kullanıcı buradan farklı dilleri desteklerken bu çalışmaları yapabiliyor. Farklı şeyler burada kullanabiliyor. Ben burada sisteme girdim ve sistem üzerine şu anda iki tane odam bulunuyor. Ben bu odalarda hangi odalara giriş yapacağım, hangi odalara giriş yapabilirim bunları görüyorum. Bunun haricinde farklı dilleri görebiliyorum ve bunun haricinde de resite olarak ben burada işte benim profilim neler, şu anda işte sistemsel olarak ağ bağlantım ne durumda vesaire görebiliyorum. Canlı olan kullanıcılar, yani o odada olan kullanıcıları zaten otomatik olarak yeşil olarak görüyorum ben burada. Bunu gördüğüm zaman da hangi odada işlem yapılıyor bunları görebiliyorum. Ben burada bu odaya giriş yapacağım şimdi. Bu arada tekrar söylemek istiyorum. Eğer ki her türlü sorunuz varsa bunları soru bölümünden, yazı bölümünden yazabilirsiniz. Çalışmanın, demonun sonucunda da bunları cevaplamaya çalışacağız. Şu anda burada kendi odamda neler olduğunu, hangi kullanıcıların olduğunu, bu kullanıcıların ne işlemler yaptığını vesaire görebiliyorum. Ben burada sistemde az önce dediğim gibi bir de Help Center'ı göstermek istiyorum size. Burada Help Center bölümünde de pre-call test ve profile bölümleri bulunuyor. Burada da ben her türlü işlemi yapabiliyorum. Şu an bu odaya giriş yapacağım. Zaten karşıdaki kullanıcı giriş yaptığı anda da ben burada o kullanıcının giriş yaptığını, sahada bulunduğunu görebiliyorum. Burada size daha farklı bir veri vermek istiyordum. Daha farklı bir ortam vermek istiyordum ama maalesef dediğim gibi biz de ekip olarak evden çalışıyoruz. Bu yüzden bir makine değil, bir masa üzerinde işlem yapacağız şu anda. Sağda bulunan kullanıcıya burası üzerinden yardımda bulunacağız. Ben şu an burada neler yapabiliyorum onları göstereceğim. Şu an sağda bulunan kullanıcının görüntüsünü zaten otomatik olarak görebiliyorum. Her türlü işlemi yapabiliyorum burada. Bir, neler yapabiliyorum? AR'la ben farklı işlemler yapabiliyorum. Diyorum ki, İsmet diyorum, şu an sana eliyle göstereceğim. Şu noktada işte telefon bulunuyor mesela. Bana bunu gösterebilir misin diyorum. Bunu mouse'umla yapıyorum bu arada şu anda. Şurada bir parça var diyorum. Oradaki parçaya dikkat et diyorum. Ve şurada da bir kablo var. Bunu da görebiliyorsun. Onlara dikkat et diyorum. Aynı şekilde. Aynen öyle. Aynen öyle. Bunun haricinde ben burada bunun haricinde neler yapabiliyorum onları göstereceğim. Ben burada baktığınız zaman işte bir görüntüyü sabitleyebiliyorum. Bunun haricinde optik zoom yapabiliyorum cihazın kendisinde. Cihazda bulunan zoom'u yapabiliyorum. Daha yakından belli parçaları görebilmek için. Burada farklı renklerde az önceki annotation'ları yapabiliyorum. Aynı zamanda pil durumunu görebiliyorum karşıdaki kullanıcının. Bu akıllı gözlükse bu akıllı gözlüğün ne durumda olduğunu vesaire görebiliyorum. Ben burada aynı şekilde işte bir görüntüyü sabitleyebiliyorum. Freeze modu alabiliyorum. Bu da aslında şunu sağlıyor. Belli durumlarda sahada bulunan kullanıcılar işte iyi bir görüntü kalitesine sahip olamayabiliyor. Bu durumda da buradaki kalite hafif düşebiliyor. Biz bu durumda bile işlemlerin hızlı bir şekilde sağlanabilmesini sağlıyoruz. Az önce bir freeze modda bir fotoğraf aldım. Bir snapshot aldım ben karşıdan ve bunu şu an collaboration'a açacağım. Ben bunu açtığım zaman daha iyi kalitede bir görüntü geliyor bana. Ben burada bunlar üzerinde şu işlemleri yapabiliyorum.
Diyorum ki bak diyorum şurada şu parça var az önce sana gösterdiğim gibi. Daha yakından göstereceğim şimdi sana. Bunu yaparken sakın şu parçayı elleme. Aynı zamanda senden burada elektrik var. Şu parçayı da elleme sakın diyorum. Şu vanayı şu şekilde döndürmen gerekiyor vesaire diyorum. Burada aslında baktığınız zaman tüm işlemleri istediğim gibi hangi açıdan yapacaksam bunları mouse'umla gösterebiliyorum. Farklı yerlere scroll yapabiliyorum vesaire. Bu aslında uzaktan hızlı bir şekilde bu işlemleri yapabilmemi sağlıyor. Sahada bulunan personel de aynı şekilde çizim yapabiliyor, bana bir şeyler gösterebiliyor. Şu an ben farklı renkte gördüğünüz, turuncu renkte gördüğünüz işlemleri sahadaki personel, kırmızı renkte gördüğünüz işlemleri sahadaki personel bana gösteriyor. Bu şekilde ben istediğim zaman canlı görüntüye de dönebiliyorum bu arada. Orada o işlemi yapıp yapmadığını da kontrol ediyorum. Geri dönüyorum burada. Bu zaten bir freeze moddu. Ben bir uzman olarak benim elimde üzerine işlem yaptığımız parça diyelim ki bir makine parçası olsun. Bir diyelim ki bir işte motor parçası olsun. Ben bunun üzerinde de işlem yapabiliyorum. Şu an bunu ben bir uzman olarak sisteme yükleyeceğim, upload edeceğim. Bunu yükledikten sonra ben bunu da collaboration'ı açabiliyorum. Ben bunu açtığım zaman sahadaki kullanıcıda da artık sadece bu gözüküyor, bu parça gözüküyor. Bu parçanın haricinde herhangi bir şey gözükmüyor. Şimdi ben bunun üzerinde işlem yapmaya çalışacağım sahadaki kullanıcıya. Burada gelip ben burada işte şurada problem olabilir veya onun haricinde şurada daha yakından göstermek istiyorum deyip şu parçada problem olabilir vesaire diyorum. Bunları gösteriyorum sahadaki kullanıcıya. Az önce gösterdiğim tüm annotation'ları, tüm farklı modelleri vesaire de sahadaki kullanıcıda istediğim gibi gösterebiliyorum. Ben burada bunların haricinde bir uzman olarak diyelim ki bir manual üzerine çalışıyoruz, bir PDF üzerine çalışıyoruz. Ben bunu da aynı zamanda sistemde karşıya gönderebiliyorum. Şimdi bunu yüklüyorum ben sisteme. Ve bunun üzerine bir collaboration başlatıyorum. Bu collaboration'ı başlattığım zaman da sağdaki kullanıcı da yüklendi bu. Diyorum ki farklı bir sayfaya geçeceğim şu anda. Diyelim ki 13. sayfaya geçiyorum. Burada da değilmiş. 14'e geçiyorum. Karşıya diyorum ki bak diyorum buradaki işlemi yapıyoruz. Buradaki işlemi yaparken receiver channel unmatch'te dikkat edeceksin. İşte şu noktadan şuraya bir kablo çektiğin zaman bu problem çözülecek diyorum. Aynı şekilde şu şekilde. Dediğim gibi sahadaki uzman da bana geri bildirimlerde bulunabiliyor. Aynı anda aynı PDF'ler üzerine çalışabiliyoruz. Ben nereye odaklanırsam, ben nereyi gösterirsem sahada bulunan kullanıcı da bunları görebiliyor burada. Ben bunu da kapatıyorum şimdi. Bunun haricinde text bölümü var. İşte şurada Vana 324 diyorum. Textlerle de karşı tarafa bir şeyler gönderebiliyorum. Karşı taraftaki kişi de bana textler gönderebiliyor. Az önce Translate'den bahsettik. Dediğim gibi burada Translate bölümünde de ben farklı diller seçebiliyorum. Örnek veriyorum. Karşıdaki kişi benimle Rusça konuşsun. Ben burada İngilizce veya Türkçeyi seçtiğim zaman da bunun bana çevirisi yapılacak. Buradaki sorun çözüldü dedi. Ben diyelim ki İngilizce istiyorum bunu. Şu an gelip burada İngilizceyi seçiyorum. 60'tan farklı dili destekliyoruz burada biz. Translate dediğim zaman da o an karşıdaki sahadaki kullanıcının bana gönderdiği mesajı ben kendi seçtiğim dilde görebiliyor olacağım. Aynen burada sistemden de bana bunun sonucu gelmiş oldu. Bunun haricinde ben ekran paylaşımı da yapabiliyorum. Belli durumlarda firmaların AutoCAD, CATIA ve benzeri çizimleri olabiliyor. Bunu sahadaki kullanıcıya göstermek istiyorlar. Ben şu an sizinle yaptığım gibi sahadaki kullanıcıya da burada kendi ekranımı paylaşabiliyorum. Bu ekranımı paylaşmak için de gelip ekran paylaşımı diyorum. Bu noktadan sonra sahadaki kullanıcı artık benim ekranımı görüyor. Aynen şu an sizinle yaptığım gibi sahadaki kullanıcıya gelip diyorum ki işte şu anda ben diyelim ki farklı bir parça göstereceğim, farklı bir model göstereceğim diyorum. Örneğin bir Blender file açıyorum mesela burada. Normalde bunu sahadaki kullanıcıya göstermek çok çok zor. Ama burada ekran paylaşımıyla çok rahat bir şekilde yapabiliyorum. Her firma için ve her birim için aslında farklı modeller olabilir. Burada siz işte çok daha
karmaşık modeller üzerine çalışabilirsiniz. Ama burada ne yapıyorsanız yapın, aslında biz burada firmanın hızlı bir şekilde bunları yapıp sahadaki uzmana da bunu gönderebilmesini sağlamış oluyoruz ekran paylaşımıyla. Bunun haricinde AR Plus özelliğimiz var. AR Plus özelliğiyle de canlı görüntü üzerinde şu an işlem yapmaya başlayacağız. Canlı görüntüde biz burada belli görüntüler göstereceğiz vesaire. Ben burada AR Plus moduna geçiyorum şimdi. AR Plus moduna geçtiğim zaman da sahada bulunan kullanıcının görüntüsünde bizim teknolojimiz zaten sahayı tanıyor, her tarafı tanıyor. Ben burada ona şu anda farklı noktalar göstereceğim. Diyeceğim ki, İsmet diyeceğim, nokta 1 burası, nokta 2 burası. Sana şu anda farklı renkte göstereceğim, sarıyla göstereceğim nokta da 3. nokta. Bu noktalara dikkat et. Şu parçayı alıp şöyle göndermen gerekiyor diyeceğim. Şöyle çizim yapacağım. Bunlar katı cisimler bu arada. Bunlar gerçek görüntü üzerine oturuyor. Farklı açılardan kullanıcı baktığı zaman da bunlar orada kalıyor. Şu an farklı açıdan bakacak. Hala koyduğum noktalar dünya görüntüsü üzerinde. Biz burada gerçek arttırılmış gerçeklik yapıyoruz. Ben burada sisteme bir 3D model de yüklemek istiyorum. Bunu göstermek istiyorum aynı şekilde. Bu 3D modelleri de biz gösterebiliyoruz sahadaki kullanıcıya. Ben burada geldim ve bir engine fotoğrafı açıyorum mesela. Bunu sisteme yüklüyorum. Bunu sisteme yüklediğim zaman da ben burada şu noktadan engine GLB'yi seçip şu noktaya o 3D modeli koy diyorum mesela. Bu noktada da o 3D modelle ilgili tüm işlemleri artık sağlayabiliyor olacağız. Şu anda burada bir katı cisim oturmuş oldu oradaki dünyaya. Bunun üzerinde her türlü işlemi sağdaki kullanıcıyla beraber aynı anda görebiliyoruz. Evet. Eğer istersen buradaki session'ı kaydedebiliyorum. Bu session'lar üzerinde daha sonrasında hem belge niteliği taşıması açısından bu görüşmeler kaydediliyor. Hem belge niteliği taşıması açısından hem de bunun haricinde daha sonrasında eğitim materyali olarak kullanmak için de buradaki görüşmeler, dosyalar, çizimler hepsi kaydediliyor sistem üzerinde. Evet, genel itibariyle bunu söyleyebilirim. AR Plus modundan çıkıyorum şimdi ben. Ekran paylaşımımı da kapatıyorum. Ürünün genel itibariyle V-Site'ın yaptıkları bu şekildeydi. Şimdi de elimden geldiğince sorulara bakacağım ve soruları yanıtlamaya çalışacağım. Daha sonrasında da sorunuz olması durumunda lütfen söyleyin, haber verin. Her türlü soruyu bu noktada sizinle paylaşmaya, cevaplamaya dikkat etmeye çalışacağım. Evet. Şu anda sorulara bakmak istiyorum. Evet, genel itibariyle gelen sorulardan bir tanesi video görüşme programlarına göre farklardan bahsediliyor. WhatsApp vesaire diye. Bunun haricindeki farkı nedir diye. Dediğim gibi buradaki görüşmeler kaydediliyor. Buradaki görüşmeler haricinde AR Plus'la gerçek dünya üzerinde işlemler yapabiliyorsunuz. Her türlü 3D modeli paylaşabiliyorsunuz. Bunun haricinde siz eğer ki bir dosya paylaşırsanız, biz burada sadece dosya paylaşımı değil ama aynı zamanda aynı dosyanın üzerine çalışmayı da sağlıyoruz. Siz bir PDF paylaştınız, aslında sadece olay PDF'i paylaşmakla değil, aynı zamanda onların üzerinde işlem yapmada önemli hale geliyor. Veya işte o anda diyelim ki bir makinenin farklı açılardan çekilmiş fotoğrafları üzerinde annotation'lar yapacaksınız. Şu parçayı böl, şu parçayı bölme, şu parçaya odaklanman gerekiyor vesaire. Bu noktada aslında biz ürünün daha farklı modelleri destekleyebilmesini sağlıyoruz. Bir de dediğim gibi eğer ki zaten akıllı gözlük kullanılıyorsa WhatsApp vesaire gibi uygulamaların kullanılması mümkün olmuyor. Dil desteği olarak Türkçe yok mu diye sorulmuş. Evet, bulunuyor. Türkçe desteği şu anda desteklediğimiz diller arasında. Bunun haricinde 6 farklı dili destekliyoruz. Kesinlikle Türkçe desteğinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Sahadaki arkadaş gözlük kullandığında işaretleme işlemi yapamayacak sanırım. Sahadaki
Soru şu şekilde: sahadaki kişiler eğer ki gözlük kullanırsa buradaki işaretlemelerin yapılıp yapılamayacağı şeklinde. Bu noktada evet işaretleme yapılabiliyor ama gerçek dünya görüntüsü üzerinde değil, görüntüyü sabitleyerek yapılabiliyor. Bu görüntü sabitlemeden sonra bu işlemler yapılabiliyor. AR Plus özelliğini sadece belli model, telefon ve tabletlerde destekliyoruz. Görüntüyü dondurmadan işaretleme yapılabiliyor mu uygulama üzerinde? Bu kamerayı hareket ettirdiğim zaman aynı noktada işaret kalabiliyor mu denmiş. Evet, az önce gösterdiğim gibi AR Plus özelliğiyle burada bir noktaya siz bir işaretleme yaptığınız zaman sahadan veya uzman olarak bilgisayardan bu işaret sahada kalıyor o noktada. Biz hatta bunu diyelim ki bugün bu işlemi yaptınız, yarın farklı bir parça üzerinde işlem yapmak için aynı sahaya gittiğiniz zaman bu işaretlemelerinizi o anda da gösteriyoruz sahada. Evet, AR Plus sanırım genel itibariyle oradaki soruları karşılamış. Evet, dediğim gibi burada her türlü sorunuzda yardımcı olmak istiyoruz. Ben şimdi text bölümüne e-mail adresimi yazacağım. Buradan her türlü sorunuza cevaplamak, yardımcı olmak isteriz. Dediğim gibi zor bir dönemden geçiyoruz. Bu noktada da elimizden geldiğince yardımcı olmak istiyoruz. Burada dünya üzerinde farklı noktalara ürün satan, parça satan vesaire firmalarımız bulunuyor. Bu firmalara elimizden geldiğince yardımcı olmak istiyoruz. Bu noktada da eğer ki sizin farklı bir şeyiniz varsa, farklı bir sorunuz varsa veya farklı bir konuda soru sormak istiyorsanız bunları da her türlü cevaplamak istiyoruz. Umuyorum ki faydalı olmuştur. Umuyorum ki bir anlam ifade etmiştir. Hep birlikte, hep beraber bu zorlu dönemde ülke olarak ve dünya olarak yakın zamanda umuyorum ki buradaki zorluğu atlayacağız, buradaki zorlu zamanı atlayacağız, daha güzel günler göreceğiz. Bunların da yakın olduğunu düşünüyorum. Hep beraber çalışırsak umuyorum ki daha farklı sonuçlar alıyor olacağız. Ben çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Ben çok onur duydum. Umuyorum ki tekrar söylüyorum faydalı olmuştur. Önemli olan fayda üretmek. Eğer ki biz de bu noktada en ufak bir fayda üretebiliyorsak çok çok mutlu oluruz. Firma olarak çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda TOSB ve İTÜNOVA TTO'ya da bu çalışmayı, bu webinarı host ettiği için de çok teşekkür ediyoruz. Onlar sayesinde bir araya geldik. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkürler. İyi günler diliyorum.